anneleriyle çok iyi arkadaş olmuşlar. Hep beraber dolaşır, çok güzel vakit geçirirlermiş. Bir gün tilki, Leyla kardeş, bunca zamandır çok yakın arkadaşız. Ama oturup birlikte yemek yemedik. Bu akşam benim evimde yiyelim demiş. Bu davet Leyla'nın hoşuna gitmiş. Teşekkürler tilki kardeş. Beni çok duygulandırdın. Seve seve gelirim demiş. Tilki hemen evine dönmüş. Arkadaşı Leyla'yı bir oyun oynamak istemiş. Misafiri için çok güzel bir hazırlık yapmış. Akşam olunca leylek gelmiş. Sofraya oturmuşlar. Ama tilkinin hazırladığı yemek hem sulu hem de tabak düzmüş. Tilki dilini yemeği daldırıp iştahla yemiş. Leylek ise uzun gagası yüzünden yemeği yememiş. Aç kalmış ama şikayette bulunmamış. Biraz sohbet ettikten sonra evine dönmüş. Bir süre sonra da leylek tilkiyi evine davet etmiş. Tilki de daveti hemen kabul etmiş. Leylek yuvasına dönüp misafiri için hazırlık yapmış. Akşam üzeri tilki çıka gelmiş. Burnuna güzel yemek kokuları geliyormuş. Çok geçmeden leylek yemekleri getirmiş. Ama yemek ağzı hem küçük, dibi de derin bir kabuk içindeymiş. Leylek uzun gagasını kabın içine daldırıp yemeye başlamış. Fakat tilki başını yemek kabına sığdıramıyor. Dili de yetişmiyormuş. Leylek karnını iyice doyurup sofradan kalkmış. Karnını doyuramayan tilki de çaresiz kalmış. Sessizce evin yolunu tutmuş. Kendi kendine, bak sen şu leylek kardeşin yaptığını. Ben kendime kurnaz sanıyordum ama o benden daha kurnaz çıktı demiş.